Yine Abdullah İbni Revaha'nın hanımı şöyle anlatır. Resulullah hutbeye çıkmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın, bu esnada mescide doğru gelmekte olan Abdullah, Allah Resulü'nün oturun buyurduğunu uzaktan işitti. Mescide geliyor böyle, Resulullah Efendimiz de mescidinde sohbet ediyor. Belki de Peygamber Efendimiz orada birkaç tarafta ayakta olan kişiye oturun buyurdu. Daha mescide varmamış olmasına rağmen Abdullah hemen olduğu yere oturuverdi. Camiye girmemiş ama Resulullah'ın oturun sesini duymuş. Ya ben bu sesi nerede duyarsam duyayım, Allah'ın emrine, Resulullah'ın emrine itaat ederim. Yok ben bir camiye girecektim, yok. Resulullah'ın sesini ben şimdi oturun diye duydum. İsterse yağmur yağsın, isterse kar yağsın, ben Allah Resulü'nün sesini oturun diye duyduysam, o sesi duyduğum yerde otururum. Sahabenin anlayışı bu. Evet. Böyle inanmışlar, böyle gerçekten hayatı böyle yaşamışlar. Bu durum daha sonra Resulullah'a bildirildiğinde Resulullah Efendimiz Hazreti Abdullah'a bir dua yapıyor. Ne güzel. Bir kere oturmuş ama Allah Resulü'nden de güzel bir dua almış. Nasıl bir dua almış hocam? Ey Abdullah, Allah senin Allah'a ve Resulüne olan itaat iştiyakını daha da artırsın. Evet. Sen Resulullah'ın emrine itaatta öyle bir aşkın, öyle bir iştiyakın var ki biz onun farkındayız ve Allah da o iştiyakını senin artırsın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.